Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine imkanlar sağlıyor. Teknoloji atölyeleri gördüğünüz üzere dronlar, İHA'lar, elektrikli arabalar üretiyor. Bunlarla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bugün benim hakikaten çok mutlu olduğum günlerden bir tanesi. Bizde bir söz vardır yani icat çıkartma. O icat çıkartmanın tarih olduğunu gördüm. Bizim genç arkadaşlarımızın icatlar yapmak için uğraştıklarını, bunda da başarılı olduklarını görmek beni mutlu etti. Tabii burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne, başta Sayın Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere tüm belediye çalışanlarına, bütün paydaşlara çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilere sağlanan bu imkanlar, harcanan meblağlar 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra katlanarak Türkiye'ye dönecektir. Aslında bu bir harcama değil. Geri dönüşümlü bir birikim gibi bir şey. Kesinlikle. Çünkü ancak bugünlerde insanlar bir şeyler yapma heveslerinin olduğu yaşlar bu yaşlar. Evet. Bu yaşlarda o fırsatı bulurlarsa, oraya girerlerse daha başarılı bir şekilde gelecekteki yıllarda startuplar oluştururlar, gelecekte yatırımlar yapabilirler. Bu da Türkiye'yi daha ileriye taşıyabilir. Biz zannediyoruz ki bir Elon Musk, bir Jeff Bezos, Apple'ı kuran kişi bir günde olmuyor yani. Bunların hepsi zamana sahip olarak oluşuyor. Onların beklediği şeyler maddi destek yanında daha çok manevi destek istiyorlar. İftarı nasıl buldun? Programımız gayet iyiydi. Belediyemizin katkıları da içinde çok teşekkür ederim. Sayın Rektörümüz de çok değerli konuşmalarda bulundu. Böyle bir fırsat tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz siz tam olarak? Kocaeli Üniversitesi Elektrik Art takımıyız. Efficiency Challenge'a katılıyoruz. Süptak Teknofest yarışı. Halihazırda bir arabamız var. Bu sene yeni bir araç ürettik ve yarışmalara katılıyoruz. Bu şekilde. Tamamen elektrikli bir araç. Tamamen elektrikli bir araç. Siz hangi takımsınız? Ne yapıyorsunuz Gallipoli takımındayız. Su altı aracı yapıyoruz. Belli başlı görevlerimiz var. O görevleri yapıyoruz şu anda. Yarına kadar video çekmemiz gerekiyor. İnşallah başarılı olacağız. Umarım başarılı olursunuz. Peki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenciler için düzenlemiş olduğu bu iftar programı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence gayet başarılı. Yani belediyenin ve öğrencilerin bir araya gelmesi gayet güzel bir şey. Hani onlar bize yardım ediyorlar. Biz de hani yardımlarını inşallah karşılıksız bırakmayız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu iftar programı hakkında ne düşünüyorsun? Çok memnunuz. Belediye hakkında ve okulumuz hakkında hani bize çok fazla destek oluyorlar. Böyle devam etmesini umuyoruz. Peki siz hangi ekipsiniz? Biz Sarsılmaz İHA ekibiyiz. Ne yapar Sarsılmaz? 3 senedir aktif olan bir ekibiz biz. Amerika ve yurt içindeki Teknofest yarışmalarına katılıyoruz. Ödüller alıyoruz. İHA yapıyoruz. Ve aslında biz Teknofest'te SİHA olarak biliniyoruz. SİHA yapan ekip olarak biliniyoruz. Silahlı İHA'lar yapıyoruz. İftar hakkında ne düşünüyorsun? İftar çok güzeldi. Açıkçası bizim gibi projelerle ilgilenen arkadaşlarımızla bir arada olmak hoştu. Her ne kadar aynı üniversitede olsak ya da Kocaeli Üniversitesi'yle hani çok birlikte zaman geçirme vaktimiz olmadığı için birleştirici bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Peki siz hangi takımsınız? Biz Gebze Teknik Üniversitesi'nden Rover ekibiyiz. Yaklaşık 40 kişilik, 45 kişilik bir ekibimiz var. Rover araçlarından kısaca bahsedebilir miyim isterseniz? Evet. Uzay çalışmalarında insanların hayatını tehlikeye atmamak için kullanılan otonom bir araçtır. Biz de ekibimizle birlikte 3 senelik bir çalışmayla oluşturuldu. Şu an ikinci aracımızı tamamladık. Amerika'da, Avrupa'da ve Türkiye'de düzenlenen Rover yarışmalarına katılıyoruz. Ülkemizi Amerika'da temsil edeceğiz bu sene. Aynı şekilde Polonya'da yer almıştık. 3 yarışmamızda da çalışmaya devam ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için düzenlemiş olduğu iftar programı hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle böyle bir fırsatı, böyle teknoloji kulüplerinin birlikte bir düzen içerisinde birlikte bulması benim için çok önemliydi ve kulüpler için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım birliğimiz falan hep devam eder. Çok güzel bence. Peki siz hangi kulüpsünüz? Co-Racing kulübüyüz. Elektrikli bir formül aracı tasarlıyoruz. Şu an İngiltere ve Romanya'dan kabul aldık. Bu yaz için yarışmalar için hazırlanıyoruz. Umarım güzel geçer süreçler. Umarım başarılı olursunuz. Teşekkürler. Çalışmalarınızın devamını diliyoruz. We'll be right back.